Efendim bugün bir hikaye anlatacağız. Kısa bir hikaye. Aşk ve tutkunun ve meyvelerinin hikayesi. Aşk sadece insanlara özgü değil, şirketlerin de aşkları var. Bugün sizlere bundan bir demet ve bunun meyvelerinin neler olduğu konusunda bir sunuş yapmak istiyoruz. Değerli dostlar, değerli misafirler, 2011'de yaptığımız sunuşta hatırlayacaksınız katılanlar, kişisel bir hayalimizden bahsetmiştik. Demiştik ki, ya masmavi bir denizin yanında bembeyaz bir kumsal olsa, onun arkasında buğday tarlaları olsa ve o orada bembeyaz ahşap bir ev olsa, benim olsa, ailemin olsa, böyle bir hayalim var demiştik. Bugüne kadar gerçekleşmedi ama o hayalin gerçekleşmesi için hala ümitlerimiz, çabalarımız devam ediyor. Bu konuda hayal her zaman gerçekleşmenin ilk adımı. İşte bu hayalci adamın ve şirketin bir başka hayali de Paris'te oldu. 2004 yılında Paris'te Şanzelize'de dolaşıyorum. Tanrım, orada o güzel varlığa rastladım. Aşık oldum. 30 yıllık evli adam o güzel varlığa aşık oldu. Tutulmuştum. Nereden bilebilirdim ki 7-8 ay sonra aynı varlığa kendi ülkemde İstanbul'da Ulus'ta rastlayacağım. Dünya ne kadar küçük. Etiler Ulus'ta o güzel varlığa yeniden rastladım. Tanrım, ne aşktı bu. Günaha girmiştim. Yine tutkum, aşkım depreşti. Ama noktayı 9 Nisan 2005'te koyduk. 9 Nisan 2005'te Atatürk Orman Çiftliği'nde bir yemek. Sabah saatlerinde ben Ana Muharebe Tankı'nın Türk Sanayi tarafından gerçekleştirilebileceği konusunda bir sunuş yapmışım. Silahlı Kuvvetler Zevatımıza, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız yetkililerine ve ikna ettiğime gözlerinden inanmışım. Kalbim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Bütün dostlarımı yemeğe davet ettim. Solda Otokar'ın, şimdi Koç'un CEO'su Kudret Bey. Sağda o zamanki genel müdürümüz Hüseyin Bey. Hemen yanlarında Otokar'dan Ercan Bey. Karşılarında BMC'den Nadi Bey ve ben karşılarındayım. Orada içim kıpır kıpır. Çok güzel bir bahar günü. Tanrım dedim, bugün günahı işleyeceğim. O zamanlar 30 yıllık evliyim. Eşime telefon ettim. Dedim ki ben bugün artık sana itiraf etmeliyim. O güzel varlıkla tanışmalıyım. Tanışacağım, izin verir misin? Eşim izin verdi. Kesinlikle, ya bu nasıl iş diyeceksiniz ama yine de sizinle tanıştırmak isterim. Daha sonra Zeytin Hanım diyeceğim, benim küçücük bir spor arabam var. Tasarımına aşık olduğum, hatta tasarımcısını bulup bana özel tasarım bir günü düzenlettiğim bir araç. Zeytin Hanım, hanımlarla her zaman iyi geçineceksiniz ve onlara güzel davranacaksınız. Tasarım böyle bir şey. Benim aşık olduğum bir tasarıma siz nefret edebilirsiniz. Ama güzel tasarımlı her şey, insan dahil, insanda güzel duygular yaratıyor. İşte dedik ki şirketimizde, ya kişisel istekler, kişisel endüstriyel tasarımlar bu kadar hoşsa, biz bunu zırhlı araçlara neden taşımayalım? Ve şirketimizde 2005-2006'lı yıllardan sonra, 2010 hızlanmak üzere zırhlı araçlara güzel tasarımı, iyi tasarım kavramını getirdik. Dedi ki dünyada lider bir kuruluşsak, tekrarlıyorum, dünyada lider bir kuruluşsak güzel tasarımı zırhlı muharebe araçlarımıza yansıtmalıyız. Bu çerçevede hareket ediyoruz.
aşağıda gördüğünüz Porsche 4x4, Kaplan 20 bunun ürünü. Dün bir dostum dedi ki, ya buna, bu zırhlı araçlara bir İtalyan eli değmiş. İlginç bir cümleydi. Dostlar, tasarımcılarımız var. Ülkemizde biz bu yola, bu yolculuğa çıktığımızda tasarımcılarımızın olduğunu gördük ama tasarımcılarımıza yeteneklerinin sergilenebileceği ortamların olmadığını gördük. Bu çerçevede bir yarışma yapmaya karar verdik. Hikayesini Nail Bey anlattılar. Ama bu hayatta 2000'li yıllarda başkanlığını Ekber Bey'in yaptığı STC 16 Anadolu. Aramızda bulunan Gökhan Bey'in baş tasarımcılığını yaptığı Sazan araçları dışında çok da fazla bir ürün olmadığını da gördük. Bu nedenle bir yarışmayı biraz önce bahsettiğim 2011 yılından itibaren devreye aldık. Bizim ülkemize, bizim vatanımıza bir borcumuz olarak bunu gördük. Dedi ki, profesyonel alanda, öğrenci alanında, zırhlı araçlarda, dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir yarışma yapalım. Bir Amerikalılar yapıyor galiba devlet desteğiyle DARPA. Onun dışında böyle bir yarışma yok. Şimdi ikincisini tertipledik. Yalnız ciddi olsun dedik. Nail Bey ve klipte gördünüz. Onun için jüriyelerini çok seçkin isimlerden seçtik. Ekber Onuk Bey, dünyanın en hızlı hücum botlarını tasarlayan STC 16'nın tasarımcısı, yönetim kurulu başkanı. Gökhan Bey, yine aynı şirkette baş tasarımcı, 400 beygirlik Sazan'ın baş tasarımcısı. Brent Butcher Bey, genel müdür yardımcımız, Amerika'daki JLTV programında proje yöneticisi. Christopher Foss alanında bir destan, efsane, James dergisinin başyazarı. Füsun Cüraoğlu hanımefendi, Anadolu Üniversitesi'nden katıldılar. Endüstriyel Ürünler Tasarım Bölüm Başkanı. Gökhan Keman Bey, 2011 tasarım yarışmamızda üçüncü, bizim şirketimizde çalışmaktalar, jüri üyesi. Güray Haslan hanımefendi, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı olarak aramızda bulundular. Ve yine ismi destan olan Mark Rasilyan, kişisel dostumuz. Dexter'de, Cihat'ta, VVCI aracının baş tasarımcısı, şimdi Renault'da. Mark Pedrazzi, BAE şirketinin Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı. Michael Höllinger, bir yandan ki Almanya'dan bunun için geldiler, bir yandan rakibimiz, bir yandan işbirliği yaptığımız şirketin baş tasarımcısı. Sedat Sezer hanımefendi, uçak tasarımcısı ama araç tasarımında jüri üyesi. Ve tabii sözüm Doğan beyefendi. Bunlara ilaveten Berna Dalaman hanımefendi bizim her zaman danışmanımız. Yanımızda yer aldılar. Dostlar, bu kadar kıymetli bir kadroyu Sheraton Oteli Ankara'da iki salonu aldık ve güvenlik altına aldık. Bizi koruyan güvenlikçi kardeşlerimiz. İşte bu zevattan oluşan jüriyle, biraz önce klipte gördünüz, bir zorlu gün geçirerek o yüzlerce eseri çok titiz bir mekanizmayla, yazılımını kendi yaptığımız ve almak istediği birçok şirketin bir jüri oylama sistemiyle adaletli olsun, adam gibi olsun düşüncesiyle bu yarışmada bir yere geldik. Önce üyeler oy kullandılar, sonra son eserleri artık aralarında tartışarak herkes kendi kavramını, iddiasını ortaya koyarak, oylayarak birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyonları seçtiler. Zorlu bir gündü dostlar. Ama Türkiye'yi, ülkemizi dünyadaki benzerlerinden farklı kılan buydu. Sonunda
ortaya çok güzel eserler çıktı. Biraz sonra sizler ödüllerini dağıtacaksınız, arkadaşlarıma vereceğiz. Ülkemizi diğer ülkelerden farklılaştıran, ordumuzu diğer hasım ordular karşısında daha üstün kılacak ürünleri tasarlayan kardeşlerimizi belirledik ve biraz sonra bu ödülleri aktaracağız. Sevgili dostlar, adam gibi şirket olmak, hayalimiz bu. Adam gibi, dürüst, güvenilir, dünyada saygın. 1895'te Rudyard Kipling adlı bir İngiliz yazarı bir şiir yazmış. If, eğer şiiri. Rahmetli Bülent Ecevit'in tercüme ettiği ama bizim Emre Kongar Bey'in tercümesini tercih ettiğimiz bir şiir. Kısa bir alıntı yaptık şirketimize uyan. Eğer izin verirseniz Berna Hanım bu şiiri okuyacak. Bu arada bu şiiri okumadan önce el bileğinde bu şiirin son satırının yazılı olduğunu da ifade etmek isterim. Buyurunuz. Teşekkürler. Eğer düş kurabilir ve düşlerin tutsağı olmazsan, bütün kazanımlarından bir yığın oluşturabilirsen ve hepsini bir yazı turayla riske atabilirsen ve kaybettiğinde yeni baştan başlayabilirsen, kayıpların hakkında tek bir söz bile etmezsen, eğer yüreğini, beynini, kaslarını tüm yıpranmışlıklardan sonra bile yeniden dönüş için zorlayabilirsen, işte o zaman dünya ve içindeki her şey senindir. Ve daha önemlisi, sen artık adam olmuşsundur oğlum. Adam gibi olmak istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Hayallerimiz var. Hayallerimiz ülkemiz, vatanımız, ordumuz için, esenlik için. Daha dün bir dostumuzla konuşurken kendi şahsi hayalinin Dakar Rally'sine katılıp Türkiye'yi temsil etmek ve dereceye girmek olduğunu söyledi Aybars Bey. Olacaktır, buna emin olunuz. Önümüzdeki birkaç yılda Dakar Rally'sinde bizler yer alacağız. Hayaller bu ama gerçekleştirmek için çabaları koyarız. Değerli misafirler, sözlerimize son verirken bu çabaların arkasında olan bütün şirketimize, sizlere, savunma sanayi müsteşarlığına, sevgili ordumuza ve bütün çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.